Bu videoda birlikte yine güncel iş hayatı uygulamalarından bir tanesini yapalım. İlk 3 satış yapan kişileri belirleyelim. Bakın herhangi bir hücreyi seçtim. Ekle Insert Pivot Table dedim ve tamama bastım. Yeni bir pivot tablo oluşturdum. Buradan isimleri satırlara attım. Satış miktarını da değerlere atıyorum. Şimdi buradan bu satış değerlerimizi seçelim. Giriş sekmesinden virgüle basarak binlik ayırıcı ile ayıralım. Ve bu arkadaşlarımızı burada gösterelim. Burada sizlere yeni yayınladığım kursumla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. A'dan Z'ye pivot tablolar ve yapay zeka aracıyla veri analizi kursumuz şu anda yayında. Bu kursta neler bulacaksınız? A'dan Z'ye pivot tabloları öğreneceksiniz. Üst düzey uygulamalarla kendinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız. Daha önce hiç görmediğiniz uygulamaları göreceksiniz. Excel'in yapay zeka aracı olan Copilot'la veri analizi nasıl yapabilirsiniz? Örneklemeleriyle bunları göreceksiniz. Ve Power Pivot'ta neler yapabileceğinizi de bu kursla birlikte öğreneceksiniz. İş hayatında bir adım üste çıkmak istiyorsanız açıklamalardaki linke tıklayarak siz de yeni kursuma kayıt olabilirsiniz. Peki kursta neler var? Evet, kursumuzda bakın giriş bölümümüz pivot tabloya geçmeden önce tablo tasarımıyla çalışmak. Neden tablo tasarımıyla çalışmalıyız? Bunlardan da bahsettim. Aynı şekilde pivot tablo oluşturma ve düzenlemeler ve indirilebilir kaynaklar bulacaksınız. Üst düzey pivot tablo özelliklerini göreceksiniz. İş hayatında karşınıza çıkabilecek uygulama örnekleriyle siz de öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda yapay zeka uygulamaları yani Copilot'taki yapay zeka uygulamalarıyla ilgili örnekleri uygulamalı bir şekilde görmüş olacaksınız ve Power Pivot uygulamalarıyla da yaptığınız işlemleri bir adım ileriye taşımış olacaksınız değerli arkadaşlar. Siz de hemen kursa kaydolmak için açıklamalardaki linke tıklayın ve minimum fiyattan yararlanarak indirimli bir şekilde kursa kaydolun. Şimdi bunu yapabilmek için bir tarih değerine ihtiyacımız var. Tarihi isimlerin üstüne atıyorum. Bakın burada gruplandırdı tarihlerimizi ve getirdi. Şimdi buradan benim buradaki tarihe ihtiyacım yok. Yani günleri kaldırdım. Aylık dönemlere de ihtiyacım yok. Aylığı da kaldırdım. Yıl ve çeyrek bazlı olarak burada göstereceğim. Tasarıma geliyorum. Design, rapor düzeni, report layout, sekmeler halinde göster diyerek bakın yıl, çeyrek ve kişilerin yapmış oldukları satışlar var. Şu alt toplamları kaldırmak istiyorum. Bunlara da ihtiyacım yok. Sağ tıkladım üzerine ve buradan 3 aylık dönem alt toplamını işaretini kaldırdığımda otomatik olarak kaldırdım ama çok uzun bir tablom oluştu. Şimdi ben burada sadece ilk 3 yani en büyük 3 satış yapan kişiyi göstermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? İsimlerin üzerindeki filtreye tıkladım. Değer filtreleri ve burada en altında ilk 10 seçeneği var. Bakın bu ilk 10'a tıklıyorum. Ben burada ilk 3'ü görmek istiyorum. Ya da ilk ya da son değerleri görebiliyorum. Yani en kötü performanslı 3 kişiyi de görebiliyorum. Önce en iyi görelim. Bakın 10'u sildim ve 3 yaptım. 3 öğenin toplam satış miktarına göre bu işlemi yapacağım. Tamam dediğimde bakın her çeyrekteki yıl bazlı en çok satış yapan 3 kişiyi burada gördüğünüz gibi listelemiş oldum. Bu şekilde verilerimi analiz etmiş oluyorum. Yine aynı şekilde en düşük 3 kişiyi bulalım. Bakın geldim buraya tıkladım. Değer filtreleri ilk 10'a tıkladım yine. İlk yerine sonu seçiyorum. Top yerine bottom'ı seçiyorum. Tamam dediğimde bu sefer en kötü performansa sahip 3 kişiyi burada gösterebiliyorum kolayca. Veri analizi noktasında pivot tablodan bu şekilde de yararlanabilirsiniz.